Başkanım, sizin etkiniz. Gözünüze geldi. Siz görebilir misiniz? Siz. Koridoru biraz açabilir miyiz? Arkadaşlar, basın haricinde burası açık kalıyor. Sendika Güç Birliği'nin değerli müdafaacıları, Türk işin gelecekte öncü askerleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizim gelenimizde bir usul vardır. O usulde büyükleri saymak, küçükleri de korumaktır. Yani siz küçük değilsiniz. Maşallah hepiniz kocaman olmuşsunuz. Torun sahibi olanlarınız bile var içinizde. Ama ben hepinizden de gencim. İman ediyor ve inanıyorum ki bu hareketiniz geçmişte bizden de ilham almak suretiyle sicili bozuk bir, maalesef diyorum, kurucusu olduğum için Türk işin sicili bozuk bu çok güzel kuruluşta konsumatristler gibi kıvıran idareciler yüzünden bu yapıyorlar. Cumhuriyetin ilanına müteakip. Ben 88 yaşındayım. Yaşında olduğum halde halen bu davayı takip ediyorum. Çünkü anam beni doğurdu, işçi kitlesinin içine bıraktı. Ben oradan geliyorum. Kurucusu bulunduğum Türk İş maalesef Sayın Mustafa Başkan, kusura bakmasın ama size bazı nasihatlerde bulunacağım. Belki biraz vakit alır ama Türk İşçi Hareketi'nin yemiş olduğu kazığın metresini anlatmak istiyorum size. Alfabenin üzerinden bir şey yaptım. A, B, C, Ç, D, E. Allah Allah. Bu ne verikti diyeceksiniz. Evvela Paşabahçe greminden bahsetmek istiyorum. Kristal İş Sendikası'nda. 2500 kişi. Değerli başkanı da burada sırada oturuyor. Yoktan bir sendikayı meydana getirdi Petrol İş Sendikası. 2500 kişiyle 83 gün grev yaptık. Bu 83 gün içerisinde Türk İş'in yönetimde bulunanlar devamlı surette bu grevin karşısında oldular. Grevin sevk ve idaresi Petrol İş Sendikası'ndaydı. Yönetiminde, yönetimi yöneten de bendim. 83 gün sonra piyasada rakı şişeleri tükendiği için
bira şişeleri tükendiği için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hayatının tehlikeye girmiş olmasından dolayı Bakanlar Kurulu kararıyla bu grev ertelendi. Sizin belki içinizde onlara o zaman dünyada olmayan da vardı. 83 gün Petrol İş ve kardeş sendikalar devamlı desteklemek suretiyle ve bizim haberimiz olmadan, grev komitesinin haberi olmadan Türk İş İcraiyeti Paşabahçe grevinin bütün yöneticilerini şöyle böyle 45 kişi İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun başkanını da yapmış. Şişecam Fabrikası'nın büyük patronu, zengin çocuğu Şahap Paçotopçu ile arasında anlaşma yapmak suretiyle 45 kişinin işe, yani bütün sendika idarecilerine dahil işe almak suretiyle protokol yapıyor. Ve bunu yapan Türk İş'in icra ettiği. Onun için sicilin bozukluğu buradan geliyor. Haberi aldık ve meseleyi hallettik. 45 kişi Bakanlar Kurulu grevi ertelediği halde 2005 kişi işbaşı yapmadı. Ta ki o 45 tane kişi sendikanın yöneticileri göreve iade edilene kadar grevi devam ettirdi. İşte erkeklik işçi sınıfının bilinci böyle oldu. Siz de bu ağabeylerimizden ilham alarak orduya selam, atışa devam etmeyi bileceksiniz. Batman'da grev oldu. Uzun zaman süreli grev oldu. Türk İş'in Petrol İş'in bu grevinde yanında olmasına lazım gelirken hükümetle ve askeriyeyle el birliği yapmak suretiyle grevi baltalamak için elinden her gündür her türlü kötülüğü yaptı. Maalesef Türk İş'in kuruluşunda bu yoktu ama sonradan gelenler bunu böyle yaptı. Petrol ofisi grevinde 85 kişi birden işe attırdılar. Grev kararı vardı. Bu 85 kişi başta Allah rahmet eylesin Halit Tunç diyelim, hükümetle iş birliği yapmak suretiyle bu grevin iyi olmayacak neticesinde sırf 85 kişinin işe alınması için ben sendikanın başkanlığından istifa ettim. İçinde 30 senelik işçiler var. 30 senelik, 20 senelik kıdemi olan işçiler var. Bu 85 kişinin işe alınması için işveren, yani petrol ofisi, hükümet ve Türk işbirliği yapmak suretiyle ben sendikadan ayrıldım. Ve ondan sonra o 85 kişi de iş yerine aldı. Fakat yediğimiz kazığı bildiğimiz için 1100 kişiyle Beleç greminde Türk İş'i katiyen bu işin içine sokmadı. Bize gelecek olanı bildiğimiz için 1100 kişi 41 gün 41 gece anlı şanlı grevini yaptı. İşverenin tuşa getirdi. Ve onu Petrol Sendikası'nın idarecileri ve işçileri yaptı ve bakan Türk İş'in işin içine sokmadı. En sonunda da D'ye gelelim şimdi. 21. asrın 100 karası onurlu bir mücadeleye gölge düşürmek için tekel işçilerin grevi.
Arkadaşlar, ben aç kalmanın ne demek olduğunu bilirim. Kusura bakmayın ama pirenin, bitin, tahta korusunun ne olduğunu bilirim. Bunlar hepsi benim vücudumdan geçti. Kış kıyamet günü kar yağarken, yani yerlerde kar, buz varken beyaz ayakkabıyla mektebe gittiğim günü bilirim. Tekerlekçilerini o kış kıyamet günü buranda bile değil, naylonların altında 80 küsür gün çektiği ızdırabı bir Allah biliyor, ben de biliyorum, başkan da biliyor ve siz de biliyorsunuz. Bu felaketleri başımıza getiren hükümet hükümetliğini yapacak bir hükümet, bir işveren hiçbir zaman işçinin ve sendikanın yanında olduğu düşünülebilir mi? Fakat bir işçi konfederasyonunun işçinin karşısında olacağı hiçbir zaman düşünmeyiz. Sevgili arkadaşlar, sivil itaatsizlik. Bu sivil itaatsizliği Petrobras Sendikası ve ona bağlı diğer sendikalar, Tekirdağ Sendikası da bütün sendikalar dahil olmak üzere 1961 senesinin 31 Ocağı'nda Saratçane başında İnönü'nün, Allah rahmet eylesin, onun da yardımıyla, Bülent Bey'in de, rahmetli Bülent Bey'in de yardımıyla İstanbul valisi Orgeneral Tulga Paşa'nın muhalefetine rağmen 300 bin kişiyle Saratçane başındaki mitingi de yaptı. Ve 1960 senesinin ihtilalinde ilk sivil itaatsizliği de yapan işçiler ve Petrobras Sendikası ve diğer kardeş sendikalar olmuştur. Bütün temennim olur ki bu dayanışma platformunda bulunan bütün sendikacı arkadaşlarımız ve ondan sonra buna ilaveten gelecek sendikacı arkadaşlarımız bu davanın çözülmesine vesile olacaklardır. Buna inancım tamdır. 1967 senesinde Türk İş'e bu konuda bayrağı açan gene sendikalarımız olmuştur. Ve Türk İşçi Hareketi'nin bölünmesine, karşılıklı kavga etmesine sebep olan Türk İş'tir. Ve dolayısıyla Türk diskin kurulmasına da Türk İş'in hükümetle işbirliği yapan, hükümetin devamlı surette arka bahçesi olan Türk İş'in neticesinde diskin de kurulmasına sebep olmuştur. Ben öyle inanıyor ve iman ediyorum ki bu hareketiniz Türk İş'in yönetim kurulunun en yakında zaafı meydana gelecek ve netice itibariyle siz inşallah, sizlere Allah ömür versin, bana da o günü göstersin, siz ilk Türk İş'in kongresinde ekibinizi kurmak suretiyle işçinin gücünü ve sınıf birliğini meydana getireceğinize inanıyorum. Bu işi organize edenleri ve sizleri candan gönülden kutlarım. Hepinizin yanaklarından öpüyorum.